Evet kıymetli dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Fenerbahçe kazandı. Ben iyiyim. Ama sizler nasılsınız? Şimdi kısa kısa hatırlatayım arkadaşlar. İkinci dakikada çok net gol pozisyonu kaçtı. Ama sonrasında top çizgiyi geçtiydi, geçmediydi. Veysel Sarı topu içeri attıydı, atmadıydı. Tartışmaları var. Ee, bir de tabii Şimanski bunu kaçırınca insanlar ona kızıyor. Ama şöyle bir tartışma var. Aklıma gelmişken. Tabii şu maskenin da ayrıca konuşmak lazım ama ben burada başka bir şey konuşacağım. 8. dakikada Edinceko'ya yapılan hayvani müdahale var. Yani hayvani bir müdahale bu, insani bir müdahale değil. Ceza sahası içinde yapılması gereken, yapılmaması gereken 10 kusurlu hareketin üçü bu harekette var. Sağ ayakla vurma, dizle vurma, dirsekle vurma. <laughs> ama vara bile çağrılmayan bir hakem rezaleti. Bitti mi bitmedi dahası var arkadaşlar. Maalesef ve maalesef dahası var. 12. dakikada rakibin top direkten döndü. Çağlar'ın hatası var. 32'de Ciko sarı kart yiyor. Çünkü atağa çıkarken elini rakibin yüzüne vuruyor. Ki ben buna haklı doğru sarı kart dedim. Sonrasında arkadaşlar <laughs> 45 artı 4'te Talisson sarı kart yiyor. Ceko'ya orta sahada yaptığı sert faulden. 47'de aynı Talisson. Tıpkı Cikun'un sarı kart dediği pozisyonun aynısı gibi pozisyonda Tadiç'e vuruyor ve ikinci sarıyı yemiyor. Şimdi bunlar tabi hakem hocalarından da dinleyin de bir de onlar ne diyecek. Yani ikinci sarıyı yemiyor. 52'de %100'ü gol pozisyonumuz faul diye durduruluyor. Oysa var teknolojisi var yani faul olsa oradan vardan dönecek. Yani golümüz geliyor 63'te. Onun dışında başka ne var arkadaşlar? 77'de gol atıyoruz. Hakem offside diye vermiyor. İlginçtir. Şuna offside diyor arkadaşlar. Bakın offside çizgisini ben çizdim. Merak etmeyin. Alın. Yani açıyı göstermeleri lazım. Bir şeyi göstermeleri lazım ama göstere göstere sadece rezilliği gösteriyorlar. Başka hiçbir şey göstermiyorlar. Biz de tabi ne yapıyoruz? Kendi adaletimizi kendimiz belirliyoruz. Mecburen 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 kendimiz belirliyoruz arkadaşlar yani başka türlü e, açıkçası başka çaremiz yok çünkü şu açıda gördüğünüz üzere hiçbir şey yok hocam biz bunları zaten biliyoruz geç sonrasında 78'de Jose Mourinho dünya tarihine geçen şu hareketi yapıyor yani sarı kart diyor ardından 81'de golümüzü atıyoruz sonra kendi kalesine falan filan Şimdi offside diye golümüz verilmemiş. Kendi kalesini atmış. Çizgiyi geçmiş verilmemiş. <laughs> Gol pozisyonuna gelmişsin offside diye iptal edilmiş. Penaltım verilmemiş. Ve susuyoruz. Şimdi skandal skandal üstüne. Gerçekten skandal skandal üstüne. Şimdi maç önü enteresanlıklar var. Maç sonu enteresanlıklar var. Ben neresinden başlayacağım vallahi bilemiyorum. Yani o kadar çok konu var ki. Ben şurasından başlayayım. Fenerbahçe'nin bu kadar hakkı yenildi mi? Yenildi. Tekrar tekrar konuşmak istemiyorum. Dizüstü bilgisayarı kameranın önüne koyarak Jose Mourinho ne anlatmak istedi? Offside değildi. Sol beke bakınca Ceko offside da de değildi. Bu pozisyon temizdi diyor. Yani Ceko'nun golünün offside olmadığını düşündüğü için yayıncı kuruluş kamerasının önüne pozisyonun açık şekilde tabletini koyduğu için Mourinho sarı kart yedi. Düşünün. Yani Fenerbahçe'nin uğraştığı şeyleri düşünün. Ben şuna söyleyeyim. TFF'nin 115 milyon liraya mal ettiği gol çizgisi teknolojisi var. Ve Şimanski pozisyonunu bu teknolojiyle çözemediler. Veysel Sarı Şimanski pozisyonu. Ben merak ediyorum. Bu gol çizgisi teknolojisindeki parayı cukkaladınız mı? Ne yaptınız bu parayı? Ya bu para nereye gitti? Alın 115 milyon liralık soru. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'la Ali Koç Cumhurbaşkanlığı Kupası finalindeydi. O maçı da Ali Koç'un yine şanslı ayaklarıyla Fenerbahçe son topta kaybetti. Cenk Tosun'un maç günü paylaşımı vardı. Oğuz Aydın'ın maç günü paylaşımı vardı. Şimdi bakın. Aslına bakarsanız Cenk Tosun'un da oynamasını, Oğuz Aydın'ın da oynamasını hakem engelledi. Gerçekten söylüyorum bak. Ciddi manada hakem bunu engelledi. Ve engelleyen hakem daha nelere nelere engelledi de ben girmiyorum işin içine. Yani bir Erdem Timur olayı var. Erdem Timur New York ha havalında FBI tarafından gözaltına alındı. En az bir Türk yetkili 5 iş insanları rüşvet yasa dışı bağışıyla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams soruşturması kapsamında sorgulandığı öğrenildi dedi. Sonra Erdem Timur açıklama yapmış. Fenerbahçe maçını izliyordum. Sosyal medyada gözaltına alındığımla ilgili haberler duydum. Doğru değil. Nef orkestrası için New York'a geldik. Burada ABD'de iş yaptığımız için görevliler. New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımızı sordu falan filan diyor. Ben haberleri takip etmiyorum. Yanlış anlama bu. Eric Adams rüşvet müşvet bağış maaş bilmiyorum arkadaşlar konuyu. Ama ben Fenerbahçe'yi konuşuyorum. Yani burada önemli olan Fenerbahçe. Hani BKO'yu konuşalım. Çağlar'ı konuşalım. Fenerbahçe'yi konuşalım. Çünkü Türk futbolunda kıyamet. Gerçekten kıyamet. Yani rezaleti aslında itiraf ettiler. Ve bakalım sonuç ne olacak. Şimdi benim şunu söyleyeyim size. Fenerbahçe taraftarı ya birlik olacak ya yok olacak. Bunu uzun zamandır söylüyorum. Niye birlik olacak? Fenerbahçe Antalya Spor 2-0 yendi. Taraftarımızın çoğu diyordur ki ya arkadaş diyordur bize ne Fenerbahçe'den işte Serhat Akın'ı vurmuşlar. Bilmem Serhat Akın'a şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Şimdi ben de çok merak ediyorum. Hani Serhat Akın'la Fenerbahçe ne alaka? Bu arada Serhat Akın, Ahmet Ercanlar, Murat Aşık, Rasim Ozan Kütahyalı, Can Arat yayınlarında beni hedef gösterdiler dedi. Serhat Akın'a silahlı saldırıya karışan bütün şüpheliler yakalandı. Bakalım kimin adamı çıkacaklar? Demiş ki Serhat Akın benim yaptığım tüm eleştiriler Fenerbahçe'nin başarısı içinde dört yorumcu beni yayınlarında hedef gösterdiler. Beni hedef alan yayınlar herhangi bir aksiyon alamadılar. Onlara kırgınım demiş. Yani illa Serhat Akın'ı konuşuyorlar da. O yüzden diyorum yanlış anlamayın. Yoksa ben Serhat Akın'ı konuşmak istemiyorum. Yalnız Lübe Ayar bir iddia ortaya atıyor. Çok ilginç bir iddia ortaya atıyor. Ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Serhat Akın'a yönelik olayla ilgili konuşuyor. Gerçi Fatih Altaylı'nın da konuşması var da onu da değineyim. Önce Fatih Altaylı'ya değineyim. Diyor ki Fatih Altaylı Serhat Akın hakkında. E, saldırı ayrıldılar. Kimliği belirsiz kişilere saldırısına burada Yani arkadaki nedenlere dair bazı çıkarımlarda bulundu. Kovulma iddiası. Kovulsaydı vurulmayacaktı diyerek Fenerbahçe yönetimi Serhat Akın arasındaki ilişkilere, baskılara vurgu yapmış falan. Hani mevcut yönetimi eleştiren bir pozisyonda olduğundan dolayı yönetim, medya, ifade özgürlüğü, şu bu falan filana girmişler. Bakın benim normalde Serhat Akın'ı konuşmak istemediğimi anlayın. Niye konuşmak istemiyorum biliyor musunuz? Tetikçiyi ve o gece ona yardım eden 4 kişiyi çok çabuk yakalamış emniyet. Şimdi vur emrini veren kişiyi yakalama peşindeymiş. Kim bu vur emrini veren kişi? Hasan Şahin. 250 bin lira karşılığında bu işi yaptıkları öne sürülüyor ve kumar borcu olduğu belirtiliyor. Şimdi bu işin arkasından kumar borcu çıkarsa Fenerbahçe'ye yıkmaya çalışanlar Neye yıkılacak? Yani Sera takın olayında kumar borcu. Anladınız mı? Ben niye konuşmak istemiyorum? O yüzden geçin bunu. <laughs> Galatasaray Başkan Yardımcısı hatırlayın arkadaşlar. Niyazi Yelkencioğlu ne dedi? Merit King ile yaptığımız anlaşma gereği yani e, paranın yarısı hesabımıza geçti. Bak Merit King anlaşmasıyla paranın yarısı hesabımıza geçti dedi. Dursun Özbek ne dedi? Hiç para almadık dedi. İşte Galatasaray camiası ilgili konular bu şekilde enteresan bir hale büründü. Bitti mi? Bitmedi. Ben oradan oraya buradan buraya boşuna atlamıyorum. Şimdi Galatasaray'da kara borsa skandalı sürüyor. Soruşturma derinleşiyor. Çünkü kara borsa bilet skandalı e, hani büyük kazançlar elde etti. Taraftar derin hayal kırıklığı falan uğradı. Soruşturmanın odak noktasına enteresan tanıklar Biletlerin nasıl kara borsaya düştü? Kim organize etti? Bunlar soruluyor. Yani bu skandal olayların ortaya çıkmasına birlikte Galatasaray yönetimi durumu aydınlatmak için harekete geçiyor. Ama nasıl harekete geçiyor? Bu olayı çıkaranlarla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Ve taraftarın tepkisiyle karşılaşıp itibar zedelenmesi yaşıyor. Sonrasında da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Galatasaray'ın hiçbir maçında tribünler tıktım tıktım dolu olmuyor. Değil mi? Ne kadar enteresan. Şimdi ben asıl <laughs> iki tane skandal söyleyeceğim. Türkiye iki tane skandal gördü. Bir. Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez. Sir Alex Okan Buruk. Namı değer Galatasaray çocuğu. Yani Okan Buruk buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez diye açık net bir şekilde hakemleri tehdit ediyor. Edebilir. Galatasaray için her şey mi bak? Onlar her şeyi yapar sonra derler ki hiçbir şey yapmadık derler. Yani düşünün. Yani düşünün yani. Anladınız mı? Sadece düşünün. Yani penaltı kararından sonra buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez diyor. Sonra diyor ki, Çarşamba oynuyoruz, bir sonraki maçımız perşembe. Nasıl çarşamba oynuyorsun bir sonraki maçın perşembe? Cumartesi gününe maç koyuyorlar. Bize şunu diyorlar. Sizi sıkıştıralım. Sizi sakatlayalım. Bir sonraki Avrupa maçına eksik gidin. Şöyle yapalım. Galatasaray Avrupa maçına giderken maç, lig maçları Haziran'a falan ertelensin. Yorulmasınlar. Öyle değil mi ya? Aleni açık açık. Burada kullanma istemiş. Ulan arkadaş sen çarşamba oynadın. Maçını cumartesiye koymuşlar. Çarşamba evinde oynadın. Cumartesi yine evindesin. Hani salak olan salak der ki aradaki zaman farkını federasyon düşünür. Salak olan salak der bunu. Daha da aşağıdaysa düşünmez onu. Fenerbahçe perşembe oynamış. Pazar deplasmana gidiyor. Bakın pazar deplasmana gidiyor Fenerbahçe. Perşembe yine deplasmana gidiyor Fenerbahçe. Allah'ıma şükürler olsun ki bu hafta bay haftamıza denk geldi de pazar maç yapmayacağız. Yoksa perşembe Hollanda depresmanı pazar maçımız var. Çünkü milli ara var. Pazartesi maç konulamaz. Şimdi pazartesi yani milli ara olmasaydı bizim maçımız olsaydı o da pazar günüydü. Gel de bunu anlat Max GS'ye. Şimdi İrfan 25 Okan Buruk'un sözleri tehdit içeriyor. Okan Buruk FDT 21 yani futbol ismin talimatı 21'e göre müsabaka görevlilerine yönelik tehdit Cezası 3 ila 7 maç. Yani Okan Buruk PDT 41. maddeye göre 3 ila 7 maç ceza alacak. Bakalım pek şerefli pek haysiyetli insanlarımız ne yorum yapacak. Mesela PFDK diye bir kuruluş var. Profesyonel Fenerbahçe'yi durdurma kuruluşu. Ve bu kuruluş Galatasaraylı üyelerden oluşuyor. Ki kendileri itiraf ediyor. Ben değil. Neydi? Abdurrahim Malbayrak diyordu. Yani orada Galatasaraylılar çetesi var. Galatasaraylılar grubu mu çetesi mi var diyordu. Yargıtay'da. Her yere ele geçirdik falan diye övünüyordu bir ara. Ben değil ha. Abdurrahim Malbayrak diyor. Ben demiyorum. Şimdi 3 ila 7 maç. Ceza alır mı? Hiç zannetmiyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yok Trabzonluyum. Yok kanım bir başka akar. Yok adalet için babamı da karşıma alırım. Yani diyordunuz ya adalet zamanı buyurun. Hani hakemlerinizi aleni tehdit ediyor. Sıradan bir teknik direktör. Ha sıradanlık hani ne bileyim birilerinin dizinin dibinde videosu var falan filan diye sıradan olmuyorsa o da belirtin biz de bilelim yani. Yani önemini kıymetini bilelim. Hakemlerinizi tehdit ediyor. 3 ila 7 maç arası cezası var. Buna ceza vermeyip yok Trabzonluyum adalet için falan filan diyeceksiniz hiç demeyin. Boşuna demeyin. Delikanlılığınızı gösterin. Ya arkanızda koskoca bak Trabzon şeyi var. E, lobisi var. Fenerbahçe lobisi de var. Beşiktaş lobisi de var. Adalet isteyen bütün herkesin lobisi de var. Benim hakemimi burada tehdit eden koridorda ne bileyim belki ölümle tehdit ediyordur. Bir şey çok merak ediyorum. Okan Buruk acaba soyun modalarına falan e, mikrofon koyup da maçın hakemleri eğer biz bu maçı kaybedersek çocuğunuzu öldü bilin falan diyor mudur? Hani sahanın içinde bu kadar bunları söyleyebiliyorsa bu kadar kameranın önünde bir daha burada maç yönetemez diye. Hani acaba diyorum aklıma 50 çeşit şey geliyor. Bir de utanmadan yüzsüz yüzsüz diyor ki verilen penaltı ayrı bir dosya bu sene. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa bu oyuncu, oyuncu ne olacak diyor. Okan Buruk adaletle hiçbir zaman şampiyon olamayacak bir teknik direktördür. Okan Buruk Türkiye liginde abilerinin desteğiyle 3 defa şampiyonluk almış bir teknik direktördür. Eğer Okan Buruk'un abilerinin desteği olmasa hani abiler derken hakem abileri. Hani aklınıza nasıl bir abiler geldi bilmiyorum. Yani nasıl bir abiler geldi bilmiyorum aklınız ama 3 defa şampiyon yapılmıştır. 3 daha abilerinin katkısıyladır. Şimdi düşünün. O penaltıyı verilmedi diye verildi diye itiraz eden Okan Buruk'u düşünün. Icardi'nin 2 senedir hatta 2,5 sene oldu. 2,5 senedir aldığı üfürükten penaltılar. Hiçbirine konuşmaz. İşte Kerem'e verilen penaltı geçen sene Başakşehir maçında var. Hiçbirine konuşmaz. Ama rakibin net penaltısına çıkar konuşur. Şöyle söyleyeyim. Orta açan Antalyalı oyuncu olsaydı, eli açık olan Kostiç olsaydı penaltı mıydı değil miydi de yeminle söylüyorum penaltı der. Çünkü onun şeyi böyle. Serdar Ali Çelik der. Galatasaray karşısında bir takım puan kazanamayacak mı? Okan Buruk penaltı verince hakeme burada böyle yönetemesin falan diyor. Yabancı hakem olsa Kasımpaşa maçı 5-2 kazanırdı. Şimdi Serdar Alçelikleri sevmiyorum. Hoşlanmıyorum. Ama şu cümleleri de hani hiç yeterli tepkiyi bulmamış bence. Yabancı hakem olsa Kasımpaşa 5-2 falan kazanırdı diyor. Türkiye Ligi'nin uçan kaçan efsanevi kadrolu bilmem rekor şunu bunu falan filan olan takımını 5-2 yener diyor. Aslında çok ağır sözler. Ama bu senenin ayrı dosyası penaltılar diyor. Bunu devam edeceğini düşünüyorum. Ben buna penaltı vermem diyor aleyhine. Aynı penaltıyı Galatasaray aleyhine vermesin herhalde hakemin ecdadına söver. Açık açık hakemlere tehdit eden Okan Buru. yani merak içinde bekliyorum. Ne ceza alacak? Merak içinde bekliyorum. Şimdi skandal bu iken bitmedi arkadaşlar. Yani Süper Lig'in skandalı bitmedi. Hani Serhat Akın kumar olayı Hasan Şahin. Hani ben hepsini geçtim bunları. Ben bunları geçtim. Bu beni alakadar eden bir konu değil. Kim ne şekilde oldu o beni alakadar etmez. Ben şurasındayım. Fenerbahçe Antalya Spor maçında kötü oynadı. Değil mi? size göre kötü oynadı. Bana göre kötü oynamadı. Bana göre Fenerbahçe şampiyon futbol oyunu oynadı. Bu arada Serhat Akın, Ahmet Ercanlar, Murat Aşık, Rasim Ozan, Kütahyalı, Canarat yayınlarda beni hedef gösterdiler diyor ya. Olay gerçekten de kumar borcu çıkarsa Serhat Akın ne yapacak acaba? Kafayı nereye sokacak acaba? Çok merak ediyorum. Ya bu işte nasıl sıyrılacak acaba? Ya ben Fenerbahçe'yi eleştirdim de bunlar da beni eleştirdiğim için beni vurdurttular falan demeye getiriyor de şimdi merak ediyorum. Alper Çetin ve Cihan Aydın diye iki tane Galatasaray çocuğu var. Orul Orul iki Galatasaray çocuğu. Fenerbahçe maçında ciddi manada operasyon yapan operasyon çocukları. İki tane operasyon çocuğu. Çok ama çok net bir şekilde merak içindeyim. Çok net şey için merak içinde. Bu arada Jose Mourinho da demiş ki demek ki demiş hani kendisi iyidir demek ki atış yapan iyi atış yapamamış falan filan diyor. Adamın enteresan yani ya. Serhat Akın kumar borcu yüzünden alacak verecek davasına vurulmuş. Fenerbahçe'nin rantçıları bunlar diyor. Ulaş abi ben bilmiyorum. Yani şunu da söyleyeyim. Jose Mourinho ile Serhat Akın olayın ne alaka? Jose Mourinho Serhat Akın'ı nereden bilsin? Vurulmasını, kurşunlanmasını nereden bilsin? Serhat Akın'ın avukatından açıklama geldi. Ne diyor? Müvekkilimiz 26 Nisan'da silah saldırıya uğramış olup failler emniyet güçlerimizin yoğun çabası yakalanmış soruşturma detaylı olarak yürütmeye devam etmektedir. Bu örgütlü saldırı devletimiz tarafından titizlik yürütülen soruşturma olup tüm deliller soruşturma dosyasında mevcuttur. Devletimize güvenimiz tamdır. Bunun dışında müvekkilimiz hakkında yer alan tüm iddialar asılsız olup uğradığı saldırının başka yönlere çekilme çabasıdır. Bu saldırının hangi amaçla yapıldığı ve sebepleri neler olduğu yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır. Sosyal medyada yer alan konunun müvekkilimizce hiçbir ilgisi yoktur ve hakikattan uzaktır. Sosyal medyada yer alan ne üzerine anlamadım. Yer alan konunun müvekkilimiz uğramış olduğu saldırının acısı henüz iken kamuoyundan beklentimiz müvekkilimiz açısından delilli olmayan konulara itibar edilmemesi yönünde de son olarak devletimizin ilgili kurumlarına yürüttüğü etkin soruşturmaya zarar görmemesi için bilgi kirliliği ve Serhat Akın hakkında konuşulan istinas, ne diyor? istinassız suçlamalar önüne geçmek amacıyla müvekkilimizin talebi üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. R mi yapmış? Başka bir şey mi yapmış? Bunu size bırakıyorum. Yani iş, kumar borcu falan filan çıkacak da Lan o kadar Fenerbahçe başkanına falan laf ettirdik. Ne bileyim Caner Ata, Ahmet Ercanlara falan laf ettirdik falan mı diyecek? Yoksa bu Ahmet Ercanları falan filan uyduran şey mi? Ee, Ersin Düzen falan diyordu. Onlar mı? Neyse biz konudan sapmayalım. Ya Fenerbahçe Cihan Aydın ve Alper Çetin yüzünden 7-0'dan oldu. Fenerbahçe operasyon çekmek istediler. Başarılı olamadılar. İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Ferhat Gündoğdu. İyi niyetliyseniz bu pisliği çözün. Kötü niyetliyseniz bu pisliği büyütün. Hakem performansı yerlerde. MHK bu Fenerbahçe maçına dair açıklama yapmak zorunda. Jose Mourinho iyi var hakemi istiyorum. Türk yabancı fark etmez. Orta hakeme doğru kararları iletmeli. Ceko'nun golünde offside yoktu. Ben de taktik kameradan olan açıyı kameranın önüne koydum. Biz tam sahayı geniş açıyı gördük. Tek kelime etmedim. Hakem üzerine baskı kurmadım. Hakemin çok sayıda soru işaret oluşturacak kararı var. Birinci dakikada Ceko'ya yapılan penaltı. Şey 8. dakika demek istiyor. Tadiç'e atılan dirsek nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı. Ceko'nun attığı gol. Sakince tepkimi gösterdim. O da sarı kart göstermeyi tercih etti. Türk futbolunun bittiğinin işareti. Bir tarafta hakeme size bir daha burada maç yönettirmem diyen bir teknik direktör müsveddesi buna kırmızı kart vermeyen hakem müsveddeleri buna açıklama yapmayan Buna açıklama yapmayan, konuşmayan federasyon müsveddesi. Yani daha sayayım mı ya? Buna hiçbir yorumda bulunmayan müsveddeler. Ama gel gör ki söz konusu Fenerbahçe olunca ceza üstüne ceza veren PFDK eleştirenler, Serhat takım dosyasını Fenerbahçe'ye yıkmaya çalışanlar, Ahmet Ercanlara bilmem ne diyenler falan filan. Ben merak ediyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu. Çok merak ediyorum. Varınızı yoğunuzu Türk futbolunun adaletine vereceğini söylediniz. Merak içinde bekliyorum. Hangi adalet? Bana adaletinizde bahsedin ya. Hangi adalet? Sizin adaletiniz var mı yok mu? Hangi adalet? Bu Alper Çetin adlı şahıstan bu Cihan Aydın isimli şahıs eğer Türk futbolundan para yiyorsa boşuna konuşmayalım. Hani şey gibi bu ya. Kara para aklama, aklayan kişilerin ortalıkta tertemiz dolaşması gibi bir şey yani öyle bir şey imkanı yok olmaz da. O yüzden diyorum. Biz nereye gidiyoruz? Dünyaya rezil olduk farkında mısınız? Şimdi Jose Mourinho'nun bu tepkisi yarın dünya gündemine düşmeyecek mi? Demeyecekler mi? Ulan Fenerbahçe'nin bak penaltısı verilmemiş. Offside diye atağı kesilmiş. Ulan siz bunlardan ne istiyorsunuz demeyecekler mi? Dolaylı olarak doğrudan olarak bunu konuşmayacaklar mı? Adam iyi var hakem istiyorum. Adam diyor ki ben hakemi tehdit etmedim. Hakeme küfür etmedim. Dirsek ikinci sarılması lazım. Yapılan penaltı pozisyonu sayılmayan gol karşı karşıya kalıyor. Ben artık tepkimi nasıl dile getireyim diyor. Jorge Jesus şey bir adamdı. Direkt konuşan bir adamdı. Jesus tepkisini konuşarak verdi. Açık açık konuşarak verdi. Ama Jose Mourinho açık açık konuşarak vermedi. Jose Mourinho dünyaya mesaj verdi. Bakın, bazı işaretler vardır. Yani bazı işaretler vardır hayatta. Ne yaparsın, herhangi bir şey yaparsın. Ama 50 şeye bedeldir. Adam sana e, kurşun sıkar, kurşun çıkar, sıkar, 5 gün boyunca kurşun sıkar, 10 gün boyunca sıkar, el bombası atar, bilmem ne yapar, şöyle yapar, böyle yapar. Sen de bir tane atom bombasını alır atarsın, al böyle dersin. Jose Mourinho aslında Türk futbolunun içinde bulunduğu fosektif çukurunu dünyaya haykırdı. Aslında şu anda... Dünya gündeminde Fenerbahçe var arkadaşlar. Şu anda dünya gündeminde. Bugün olmazsa yarın. Ve aslına bakarsanız Fenerbahçe düşmanlığı sayesinde ekmeğinizden olacaksınız hakemler. Yetmeyecek itibarınızdan olacaksınız hakemler. Yetmeyecek herhangi bir federasyon değişiminde, herhangi bir iktidar değişiminde bütün hesaplarınız incelenecek. Ama hocam Fenerbahçe'de iyi top oynamıyor. Ya arkadaş Allah rızası için Birinci dakikada, ikinci dakikada gol atmışsın. Şimanski kaçırmış. Eyvallah. Kaçırdığın golün sonuçta çizgiyi geçtiyse vereceksin. Bitti. Çizgiyi geçtiyse vereceksin. Şu çizgiyi geçmiş görüntü. Ver golü 1-0. Ceko'ya yapılan penaltı. Ver 2-0. Ver 2-0. Sana ne kardeşim? Adaleti sen mi sağlıyorsun? 47'de rakip 10 kişi. 77'deki oraya gelmeden önce 52'de falan pozisyonu var. Devam ettir. Ceko gol mü attı? İncele faul varsa faul değilse golü ver 3-0. Ceko şu golü attı 4-0. Jose Mourinho da şunu yapmasın. Seni de dünyaya madara etmesin. 4-0 daha bir de bak sayılmayan 2 golüm var. Attığın 2 golüm var. 4-0. Rakibin 10 kişi kalacak. Verilmeyen penaltım var. 5-0. 5-0 rakibin 10 kişi kalacak. Belki de Fenerbahçe Oğuz Aydın alacak. Cenk Tosun oyun Oğuz Aydın Cenk Tosun diyecek. Ulan diyecek. Bana ilk defa şans geliyor. Hayvan gibi saldırmalıyım. 10 kişi kalan Antalya geriye yaslanacak. Ama kanat ortası. Ama uzaktan şut. Ama bilmem ne. Ama cart. Ama curtla. Belki Fenerbahçe maçı 6-0-7-0 kazanacak. Bugün Fenerbahçe top mu oyunu eleştirisi yapan arkadaşlar. Ben merak ediyorum. Siz her zaman ne dersiniz? Fenerbahçe'yi sen hakemi de yeneceksin. Fenerbahçe hakemleri yendi. Sadece orta hakem değil. Yan hakemi yendi. Diğer yan hakemi yendi. Var hakemi yendi. 4 tane hakem yendi Fenerbahçe. Ama siz iyi oynamadık. Kötü oynadık. Galatasaray bir maç şöyle bir hakem kıyımına uğrasın. Okan Buruk o gün Müslümanlıktan çıkar. Galatasaray'ın bütün Müslüman futbolcuları basın açıklamasında dinden çıkarlar. Ulan ne demek? İki tane nizami golün verilmemiş. Bir tane nizami penaltın verilmemiş. Üç rakibin kırmızısı verilmemiş. Dört gole giden hatan kesilmiş. Beş iki tane atmışsın. 7-0 bitecek. Maç 2-0 bitmiş. Hele hele Galatasaray böyle bir hakem yönetiminde puan kaybetsin. Millet dinlenimandan çıkar. Yani verecekleri tepkiyle. Ama siz diyorsunuz ki Fenerbahçe'yi sen hakemi de yeneceksin. Al hakemi de yenmiş. Alsın hakemi de yenmiş ama yani iyi oynamıyor. O zaman siz dansözsünüz. O zaman siz döneksiniz. O zaman siz haysiyetsizsiniz. O zaman siz durumuna göre konuşuyorsunuz. Fenerbahçe hakem kıymına uğrayıp mükemmel top oynayıp çok maç kaybetti. Bana hep dediniz ki ya bırak hocam sen her şeyi hakeme buluyorsun. Şöyle böyle falan filan. Ya şimdi diyeceksiniz ki ya Fenerbahçe top mu oynadı 2-0 bitti. İkinci dakikadaki golün 8'deki golün 4-0 bitmiş olacak. 4-0 biten takımı yere göre sığdıramazsın. Takım ruhsuz da şöyle olur da böyle olur. Da. Ya sen hak edeni ver. Sen rakip 10 kişi mi kalacak? Yap 10 kişi. Fenerbahçe sakat vermedi. Fenerbahçe cezalı futbolcu çıkartmadı. 20 Ekim'e kadar maç yok. Icardi gidiyor adamın ayağına basıyor. Ayağına basıp basıp gol atıyor. Galatasaray oyuncuları basıyor, vuruyor. Sezonun başından beri kart yok neredeyse. Bunları hiçbir Galatasaraylı konuşmuyor. Galatasaray çok mu iyi top oynuyor? 3-0'dan 3-3 verdiler. Yüzyılın eşekliği. Hiçbir Galatasaraylı sizin kadar tepki vermiyor. Ya Ali Koç gitsinmiş, Mourinho gitsinmiş, şu gitsinmiş, bu gitsinmiş. Siz gidin. Ya ben Şimanski'ye büyü yapıldığını düşünüyorum mesela. Ya bu kadar net pozisyon kaçıramaz. Ha, düşünün en nesirini mesela Galatasaray maçında kaçırdığı, bu Şimanski'nin kaçırdığı. Ya bu yorgunluk falan filan değil. Bu bambaşka bir şey ya. Adamların şeyi bağlanmış ya. Ama ben işin yine burasında değilim. Ne olur oynanan oyunu bir kez de siz görün. Ben demiyorum her maç hakemi atalım tutalım. Bak ben eğer yeri doğruya doğru oynadığımız oyunu da eleştiririm. Ama kardeşim sen gol atıyorsun, golünü vermiyor. Gol atıyorsun yine vermiyor. İştah kalır mı? Kalır diyorsanız buyurun. Öte yandan rakibin faulle gol atıyor, devam diyorlar. Rakibin ayağa basıyor, devam diyorlar. Utanmadan bir de baş şeyler teknik direktöre çıkıp hakemi tehdit ediyor ve buna ceza gelmiyorsa bırakın dünyaya rezil olalım. Bırakın bütün dünya Türkiye'deki şikeyi konuşsun. Yani bizde kadro şöyle doğruydu, kadro böyle yanlıştı. Ben bu maçlarda kadro konuşmam. <laughs> ne kadar daha sürecek bu? Ne kadar daha sürecek? Normal şartlarda ben dedim ki bak Galatasaray puan kaybeder. Yazın dedim Kasımpaşa 0-2 çiftte şans. Trabzon kesinlikle kazanacak dedim. Fenerbahçe de kesinlikle kazanır. Fenerbahçe kazanmak istemese bile hakemler ittirir, kazandırır dedim. Çünkü dedim, normal şartlarda puan farkının kapanması lazım ki heyecan kaçsın. Galatasaray, Kayseri Spor Beşiktaş, Kayseri kazanacak bu maçı? Dedim. Niye dedim? Çünkü hani normal şartlarda matematik gülüyorum dedim. Hani heyecan devam etsin, puan farkı açılmasın, makas dursun diye dedim. Ulan bugün makası, puan farkının açılıp açılmamasını, heyecanı heyecanı kenara atan Aman korsan izleyin diye yalvaran hakemler vardı. Ben Bien Sports'a söylüyorum. Korsan izlemeyelim değil mi? İzlemeyelim. Hakemler adaletli olsun izlemeyelim. Bu kadar adaletsiz siz para verir misiniz ya? Ya otobüse biniyorsunuz, mesela bir para veriyorsunuz ya da taksiye biniyorsunuz, bir ücret veriyorsunuz. Taksiye ücret veriyorsun, evine bir kilometre kala bırakıyor. O ücreti verir misin? Ulan seninle gideceğime gitmem dersin, yürürüm dersin. Millet de sizinle gitmek yerine yürüyor işte adaletsizlikte. Bunu anlayın artık. İnşallah UEFA, FIFA bu ülke futboluna bir el atar. Operasyon yapar. Yani inşallah bir operasyon yapar. Çünkü bizim ülkemizde çok fazla operasyon çocuğu var. Bu operasyon çocuklarının engellenmesi lazım. İbrahim Hacı Osmanoğlu ya e, sülalene rahmet okutacaksın ya da sözünü yemiş, asla sözünü tutmamış bir insan olarak ki seni de hedefe koyuyorlar. Diyorlar ki bak e, o Trabzonspor maçlarını yöneten hakemlerin ekmeğiyle oynadı. Bir daha onlara maç yönettirmiyor ama bunlar rahat rahat yönetiyor diyorlar. Ya sen de bu işin bir parçasısın. Fener'in hakkını yiyin, şampiyonluğunu çalın diyorsun. Verdiğin sözlerin hepsi boş. Mert bir insan değilsin demek ki. Ya da seni de yemeye çalışıyorlar. Aklını başına al. Bu işi çöz. Yani millet seni rahmetle yad etsin. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere. Ha şunu söyleyeyim. Adaletli bir ülke federasyonu Okan en az 3 ila 7 maç ceza verir ve çok sert de bir açıklama yapar. Hakemlerimiz çocuk değildir der. Ayrıca Okan Buruk da her maç sonu ağlamasın planlama zaten bu şekildedir der. Susturur. Nasıl Fenerbahçe'nin her açıklamasına sahne izne cevap veriyorlardı. Buna da cevap vermeleri lazım. Tabi adaletlilerse. Ya da birileri tarafından talimat almıyorlarsa. Ya da korktuğumuz o malum yapı. Vesaire vesaire. Görüşmek üzere.